Tabii dün e, çok sıcak bir gece yaşandı. İşte transferler derken Fenerbahçe'nin maçı, Beşiktaş'ın maçı, Filenin Sultanları'nın Avrupa Şampiyonluğu derken hani böyle bir e, gündem bir anda bir sürü sıcak gelişmeyle doldu. Şöyle bir bugün sakin kafayla kalktım. İşte Gürcan Bilgiç'in yazısına bir baktım. Çok enteresan operasyon başladı diye bir yazı yazmış Gürcan Bilgiç. Doğru mu? Doğru. O zaman o bölümü ben hazırlatmıştım. Arkadaşlarımız bir ekrana getirebilirse sevinirim. Fenerbahçe'nin Ankara gücü maçından sonra yazdığı yazı. Bu maçta bir de neyi anladık? Hakem kurgusunun geçen sezonlardan farklı olmadığını, birilerinin takdir hakları konusunda kulaklara üfleme yaptığını. Ankara gücü 7. dakikada 10 kişi kalmalıydı. Son adam Mert Çetin Ceko'yu düşürüyor. Hakem Arda kardeşler yönün kornere doğruydu diyerek topu vara atıyor. Oradan ses yok. Fenerbahçe golü sonrasında Fred'e yapılan penaltı içinde iki taraf sessiz. Yani operasyon başladı diyor Gürcan Bilgiç. Buyurun Gürcan Bilgiç söz sizde. Bu ıı, ana kadar yani dördüncü maçlar tamamlandı. Hı hı. Gerçi büyükler... Birer tane eksik. Büyükler üç, üç maç oynadı ama... Hakemlerle ilgili tek beyanat vermeyen daha doğrusu iki kulüp var büyükler arasında. Trabzonspor Fenerbahçe. Beşiktaş Ahmet Bey ile şey Gözüm maçından sonra. Trabzonspor maçından Dursun Özbey'e cevap niteliğinde bir açıklama yapmıştı. Pendik maçından sonra bir açıklama yaptı. Dursun Bey Trabzonspor maçından hı hı. sonra bir açıklama yaptı. Hatta Trabzonspor maçı mıydı? Galatasaray'ın 4 sarı kartın 3'ü itirazdan oldu. Şimdi bu açıklamaların ...ya da sahadaki bu itirazların mevcut kararlara bir hükmü yok. Sonraki kararlara hükmü var. Yani e, bu açıklamayı yaparken kulüp yöneticileri... veya da sahada itiraz yaparken, hakemin üstünü etrafında toplanırken... E, ...futbolcuların amacı hakemin bir sonraki e, kararını etkilemek. Nedir o etkileyecekleri bölüm? Takdir hakkı. Mesela dün e, Beşiktaş maçında maçın hakeminin Getso'nu atması lazımdı. Kırmızı kart mı diyorsun? Hayır. Bekle bitireyim. Ha. <laughs> Maçın hakeminin pozisyonu gördüğü an Getson'u atması lazımdı. Sonra varın çağırıp şunu bir daha seyret. Tabanıyla gelmiyor diye pozisyonu ona göstermesi lazımdı. Onun da evet haklısın deyip sarıya dönmesi lazımdı. Çünkü hakem bizim gibi, var gibi pozisyonu 88 tane kameradan görmüyor. Gördüğü ilk anda Vereceği tepki, o pozisyonu o göremez o anda. Öyle geldi, böyle geldi. Göremez yani. Orada bileğe darbe geliyor ki onu o yüzden sarı kartta. Orada kırmızıyla gitmeliydi. Maçın hakemi. Göremez yani. Sonra VAR'dan karar düzeltilmeliydi. Yani Zorbay küçük, Ona, orta hakem, bakın, VAR hakemi Serkan Tokat. Aynen. Bu takdir hakkıdır. E, Fenerbahçe maçında da. Maçın hakemi Zeko'nun pozisyonunda kırmızıyı göstermeliydi. Son adam diye. Gol Hı. gol önlemeye. Bariz gol şansı. Bariz gol şansı. Peki ne şans. gösterdi? Sarı. E peki var niye devreye girmedi? Alper Ulusoy'dan bir çağrı geldi. Var e, da devreye girmedi. Bravo. Şimdi ben hakem olarak ha, evet. öyle gördüm diyorsun. Bak şimdi verdiğin örnekle aynı örnek. Ben olsam diyorsun e, e, Gerson Fener'le kırmızıyı gösteririm. Vara da talimat veriyorsun. Çağır bu sarıya dönsün diyorsun sen. Tabii. Değil mi? Burada da diyor ki buradaki var hakem de sarıyı gösteriyorsa var çağıracak ki bir daha bak pozisyona. Demiyorsun? Hı, onu diyorum işte. Hayır. Ama onu değil. Onu bu şekilde anlat. Hayır yani. şimdi Getson'un pozisyonunda hakemle hakemin kararıyla var aynı fikirde oldular. Tamam. Ben tamam ben bir şey söyleyeyim. Trio ekibinin ikisi kırmızı, bir tanesi tamam. bordan line dedi. Hakem pozisyona. onu da söyleyeyim. Ee, hakemle var aynı dolayısıyla varın çağırması gerekmiyor. Evet. Ama o anın doğalını da söylüyorum sana. Gözle gören bir hakemin kırmızı vermesi lazım. Evet. Sonra varını çağırıp düzelttirmesi lazım. Göremezsin orada çünkü tabanla geldi mi gelmedi mi. Hı hı. Yani o o hareketi sertliği içinde. Doğru. Aynı şekilde Fenerbahçe maçında da. Hakemin orada kırmızıyı vermesi lazım. Düzeltecekse var düzeltecek. Bravo. Tamam Şu tamam mı? hakem geride geç kaldı. Hepimizin kararı Ceko'ya yapılan ha hareket kırmızı kartı gerekli. Topun yönüne yetişecekse yani. var, var düzeltecek. Doğru. O sarıyı gösterdi bu sefer var, varın çağırması lazım. O oraları buralara gitmiyor, topu önüne almış, <laughs> Peki, kontrolünde. Peki, kasıt mı var diyorsun yani hakemler, bak, operasyon başladı derken, Fenerbahçe'ye evet. karşı bir kastım mı var hakemler? Kasıt var abi, yani kasıt ah, dedim. Ah, masumane kası, hata değil diyorsun kası, bunları. Kasıt dediğim şudur, e, Zeki... Hayır, bilinçli e, mi yapıldığını zeki, düşünüyorsun bak, yani? Zeki bak, hakemler... Operasyon başladı Bak, derken. hakemler güçlüden yanadırlar. Fenerbahçe güçlü. Bir saniye. Penavacı Galatasaray Beşiktaş'ı tutmazlar ya da Trabzon. Ortamda ne işaret ediliyorsa bulundukları ortamda, bulundukları yerde kim konuşuluyorsa, ne işaret ediliyorsa, ne eleştiriliyorsa Levent Abi de çok iyi bilir. Oradan e, gerekli mesajlar alırlar. Bunlar nedir? İşte bir maçta hakem çok hata yapmıştır. Ertesi hafta yine maç almıştır. Hangi maçta hata yapmıştır? Ertesi hafta maç almıştır. Tamam mı? Mesajdır bu. Şey, e, yani bir önceki takım lehine e, hata yaptığı takımla ilgili e, konuşuyorum. Bu bunlar me mesajdır. RUD'de yapılan penaltı. Pen penaltı. Ama ben anlamadım be. Antepin, cevap Yaptırmadın şey ki. Ankara Gücü'nün. Şey, Ankara Gücü'nün son bölüm Osayi'nin yaptığı. Ha, Osayi yaptığında o da, yaptığında o, da lazım. o da o da penaltı. Penaltı. Tamam mı? O da penaltı. Yani şimdi mesela şey, bu operasyondan söz ediyor. Ben de şimdi bir operasyon şey, söz edeceğim. Onları. Veremedi o. Bir dakika. Yani Fenerbahçe bir... kazandı ses çıkartmadı. Galatasaray da kazanmadı. Operasyon e, Fenerbahçe'ye yapıldı diyor. Haklıdır Gürcan. Aynı operasyon 3-0 kazan Galatasaray'a yapıldı. TT'ye yapılan hareket bariz gol karşısında kırmızı kart. Evet. Göstermesi lazım. Adam topa vurmuyor. Direkt TT'nin ayağına Levent vuruyor. Levent abi kaç kaç maçı? Kırmızı kart. Dinle bana. Kaç kaç 1-0. O, o sırada maç kaç kaç? 1-0. Nereye 1-0? 1-0. 1-0. İlk yarı oldu İkinci abi. İkinci yarı oldu iki tane gol. Tabii tabii. 1-0. 1-0. 1-0. oldu. Hatta yani... erkenden gol oldu. 6. dakikada gelelim Mesela... olayın şeyine. Ne? E, Icardi yapının harekete. Evet, Adamın ayağında var. bu kadar yarık var. Hakeme gösteriyorsunuz. Evet. Hakem orada şaşırıyor. Orası duruyor. Var neredesiniz? Kırmızı kart olması gerekiyor. Hem de öyle girme girme değil. Adamı şey futbol sahalarından yok eder. Cilovoj'un evet. kaç, kaç kişi yaptı hareket bu? Evet. Futbol hayatını bitirirdi ya. Yeniyor. Futbol hayatı biterdi bravo. Operasyona bakarsak her tarafı operasyon var. Evet. Ama attığın ilk gol nasıl? İlk gol ne? Ne var ki? İlk golde ne var? Işte Kerem Osett'ten geliyor abi. Hayır, Hayır adam topla oynuyor. Evet. Geliyor geriye. Hmm. Anlattılar çok tamam, güzel. Tamam. Kerem Demirbay oynuyor, tamam. tiriyor, ekibi anlattı. Dönüyor tamam. düşüyor, vuruyor gol. Eğer arkaya gitse top ofsayt. Mesela aynı yorumu Samsun maçındaki Fenerbahçe golü için yapmıyor. Hakem. O anki var hakemleri. İptal ediyorlar golü. Ha, evet. Buradaki var, var, var Tadiç'in pozisyonu aynı. mu? Yok Fred'in attığı gol. E, onun öncesinde Tadiç de top Tadic e, Tadiç işte, offside'de. Tad, i̇şte oyun döndü başkasına geçti. Muamelesini e, orada yapmadılar. Burada yaptılar ki bence doğru hareket ettiler. Şöyle doğru hareket ettiler. Ligi kurtardılar. Fenerbahçe o gün maçı kazanarak ligi kurtardı. Benim tabii, bak tabii. ben e, tarafım Fenerbahçeliyim. Tadiç çok net offside'di. Oradan o gol olması benim içime sinmezdi. Kurallar ona çalışsa bile. Yani görüntü o kadar netti. Kimse de ne içine sileceğini zannetmiyorum abi. Yani bu hafta iki tamam, tane orada orada iki şeyde. İki tane büyüye bak şimdi doğru koy. Böyle değerlendirmedim. Şimdi işin hem Fenerbahçe hem, hem Galatasaray'a Gürcan dediği gibi operasyon oldu. Şey, Kararlar şey, konusunda. Kusura e, bakma. Ama o zaman, Bir Cekoya, abi, bak, birinde Tete aynı şimdi, pozisyon. Şimdi e, mesela sistem konuştuk. Geçen senelerde de konuştuk. <laughs> sistem kimin için çalışıyor? Sistem Fenerbahçe için çalışmıyor. Çünkü 9 yıldır şampiyon olamıyor. Evet. Galatasaray oldu, Beşiktaş oldu, Trabzon oldu, Başakşehir oldu. Fenerbahçe olamadı. Bunu sormuştun tamam geçen sezon. Evet. Sistem Hadi. çalışmıyor ama bu e, noktada takım kazanarak devam ettiği için kimse sesini çıkarmıyor onun için. Ama şunu iyi bilsin herkes. Özellikle Fenerbahçeliler, özellikle Fenerbahçeliler. Ye. Hakemi yenemezsin. Yenemezsin abi hakemi. Hakemi yenemezsin. Yenemezsin. Yani bir alıp ala büyük çıkar. Bir başka Yendin işte başka Ankara yenemezsin başına, abi. Yendin. Attığın golü. Yenemezsin yendin. abi. Bu, bu maç denk gelmiştir. Ankara Gücü'nün ya, e, cezalarının içine düşen oyuncu yani, olmamıştır. Şudur budur. Ya. ya, Hakem, Hakemi nasıl yenemezsin? Madem abi, bir operasyon nizami var, gol atacaksın da hakem vermez. O sayının yani. penaltısını niye vermedi o, o, o zaman at, mesela penaltıyı? Olur, olur nizami gol atacaksın. Mesela, at, mesela at, at, abi. atmadı. Fred'e penaltıyı vermedi. Son dakikada o penaltıyı verse var o kıyamet kopmuş. O yüzden mi çalmadı penaltı? Bu açıklama neler olacak? Var nerede orada da? İkisinde diyor. Ne Fred'de var ne orada var. Şeyden veremedi söyleyeyim sana. Fred'in pozisyonunu ötürü veremedi. Değil mi? Evet. Yani, Fred'in penaltısını Vers penaltı. Penaltı gol olur olmaz bilemiyoruz. Hı. Tamam mı? Tamam. Penaltıyı verecek. Kaçabilir de çünkü. Penaltı gol diye yazamaz. Ver abi. Ceko'nun tamam pozisyonunda Ceko'ya yapılan hareket kırmızı kart. Yani var. şey e, o pozisyonda gol olduğunu varsayarsak 2-0 oluyor maç. Yan kırgıcın gardını düşünüyorsun. Beraberlik umudunu azaltıyorsun. Hı. Tribünler e, şey düşüyor. Konsantrasyon düşüyor. O kadar önemli ki. O pozisyonlar... Mesela o yine de olsaydı mesela Fıret'in pozisyonu Gürcan dedi ki penaltı olmasa diyelim ki öyle bir pozisyon yaşanmadı. Sen Ceko'ya at Ceko'ya yapılan hareketi atmadın oyuncuyu. Son dakikada Ankara gücüyle yine verdin penaltıyı. Maç bir bir bitti. Bak ne kıyamet kopuyordu. Aynen. Bak evet. ne yani, açıklamalar oldu. Haklı olarak Fenerbahçe isyan edecekti. Aynen. O Ama nedenle burada o tek ne... taraflı operasyon o ne... değil... hakemlerin yetersizliği nedenle, bu. bakın o nedenle Ben katılıyorum. O sana. Ya o zaman çelişiyorsunuz. O nedenle niye? söylüyorum size... Hakemler Haklı olarak Galatasaray'a da o zaman operasyon yapıldı. Haklı Yok olarak sen abi, de haklısın. Fenerbahçe'ye de operasyon Galatasaray yapıldı. Galatasaray bana operasyon yapıldı demedi. Niye Icardi'nin pozisyonuna bakar mısın? Hayır. Bakın, senin mantığına göre bakarsan hakem hatası var, kırmızı aynı kart bir çıkmadı. O da operasyon. Aynı birebir. Detaylı Zekon'un hareketi aynı. O da aynen. operasyon. İki evet. de kazandı sonuçta. Evet, öyle düşün. Hani o zaman Galatasaray'a operasyon yapıldı. 3 tane 2 tane golü offside'den döndü. Ben sana katılıyorum bu arada. Yazdıkların Hı. doğru. Evet. Katılıyorum evet. yanlış şey, anlama Baba Operasyon mu diyelim? Fenerbahçe'yi durdurmak için hakemler hata yapıyor. Aynı, hakemler, aynı hakemler yürüdüğü için, aynı federasyon yürüdüğü için Galatasaray çıkıp bana operasyon yapıyorlar diyemez. Bunlar hatadır. Fenerbahçe diyebilir. Bana operasyon yapıyorlar diye. Sana bir şey söyleyeyim mi? Fenerbahçe Eğer operasyon yapacaklarsa bir sene beklemezler. Geçen sene yaparlardı. 14'te 14 yapamazdı yani. Ben ben maçın hakemi Galatasaray maçındakiler hatadır. Ama bunlar varın hareketleri görecek hareketler. Hakemin göreceği. Ben orada uyardım. Var o, yine aynı var dedim. Belki yazımda. var odası operasyon, operasyon yapıyor. Operasyon bahsetmedi. Beşiktaş'ın şampiyon olduğu sene Galatasaray-Fenerbahçe operasyon mu yapıldı? Soruyorum sana. Fener evinde Sivas yense şampiyon yanlış mı? Evet Tabii. doğru. Galatasaray iki gol fazlası şampiyon mu? Yani Onun operasyonunu bahsetmeyin o zaman. Hiç bahsetmeyin. Kendi göbeğini kendiniz kesemiyorsanız ağlamayacaksınız. <laughs> İşin gerçeği bu. Şimdi daha Gürcan ilk günden meşaleyi yaktı. Yani operasyon mu operasyon var diye. Kazanılmış maçtan sonra. Ben 3-0'lık maçtan sonra operasyondan söz etmedim ama şunu söyledim. Icardi'ye yapılan hareket bu kadar cezasız kalamaz. Ya ya kırılsa kırılsa en pahalı oyuncu korusun. adamı devre dışı bıraksan ya. Galatasaray Santurfor'u yok. Ha. Bugün ne Endembole ne Devinso Sanchez yok. Tırım tırım Galatasaray Erdem Tübur Santurfor arıyordu. Evet. Ya geçin bunları Allah Aynen. aşkına ya. Geçin evet. bunu Allah korusun. Yani or orada operasyonu Endembole yapıyor. Ne Endembole yapıyor? yapmıyor yani. Kim yapıyor? Ya Icardi'nin ik aldığı darbeyi şey mi hakem mi? Cilo Ali Şansal mı? Görüyor. Var da görüyor. Gelsene sarıyı, sarıyı ceza ar çağırsana evet. ne yapıyorsun ya de? Hayır. Ne yapıyorsun Hayır. de? Hayır mesela orada adama gösterdiğin orada kartta. Ali Şansal e, şeyi oynatmasa eee avantajlı gol abi. olmayacaktı. Mesela orada karar verse bu hareket kırmızı diye mecbur oyun durdurmaya. Kırmızı o zaten sayılmayan ya. Sayılmayan e, gol. Elle Kerem Kerem'in eliyle dokundu diye iptal edildi. Var Kerem'in elini de te... başka pozisyona geçti de demiyor. Bak başka pozisyona geçti demiyor. Tamam mı? İşte Gürcan dedi diyor yani hani mesela olayında. El olayını adam darbedeyken eline çarpıyor. Elle vurmaya oynamak yok. Çünkü bir ikiliye girmişsin. Adamın eli topa geliyor. Bunu kabul ediyorsun. iptal ediyorsun. Golü. Tamam. Kerem'in güzel golü gitti. Dediği gibi. Ama bir gerçek var. Trabzon Beşiktaş maçı. Biz buradaydık maça gittik. Zeki de biliyorsun. Evet. Beşiktaş'ın attığı bir gol var. 5 15 pozisyon sonra iptal ettiler ofsaytta diye. Doğru. Beşiktaş'ta oyuncu. 15 pozisyon sonra iptal ettiler. Trabzon'un kazandığı mı, berabere kaldığı maçta. Hmm. Vakame golü attı. Evet. Ya ciddi söylüyorum ben maçtaydım. Şaşırdım ben ya. Devam ediyor, devam ediyor, devam ediyor. Gol oldu. Beşiktaş golü attı. Döndüler hakem geldi. Offside dedi. Nasıl oluyor bu 2-2 o 97'de Mustafa Pekdemir'in gol attığı maç. 90+7'de. Şey, tarafına, yani deniz tarafını değil, öbür kaleye. Ha. O maçta şimdi tarihini Şimdi, şimdi e, herkesin heybesinde bir sıkıntılar vardır. O yüzden diyorum. 9 senedir şampiyon olamıyorsa bir, bir takım itiraz etme hakkı vardır. Geçen sene eee şampiyon olan 14'te 14 yapan bir takım bana operasyon yapılıyor dememeli. Ayıp olur. Bu hakemi de yendiği maçlar oldu ama. Üçüncüsü, üçüncüsü daha dördüncü hafta. Levent abi meşale, meşale değil Levent abi. Tecrübedir. Meşale bazı, yapıyorsun ya. Ne yani Fenerbahçe şampiyon yapmayacak yap. mı? Hayır bazı, mi? bazı, baz, Hiç alakası yok. Fenerbahçe baz, şampiyon yapmayacaklar yapmayacak mı? bu noktasında abi, eğer, operasyonlar Eğer, eğer önlemini almazsan. Nasıl? Eğer, eğer, eğer yani bu, bu hakemlerin evet. e, Fenerbahçe'yle yine karar verirken aman e şimdi ben kırmızı verirsem bana bundan sonraki maç ceza şey maç vermeyebilirler diye düşüncesi kafalardan gitmezse böyle bir şey devam tespit mi ettin sen. Tespit ettin mi bunu? Tecrübelerimi dayanarak böyle bir fikir edindim. <laughs> Bu tecrübe 30 yıl <laughs> tamam var mı? sende ya. Var işte. Hep aynı şeyle tecrübe var işte. hiç değişmiyor yani. Var işte. Bazen anlarsın Levent <laughs> abi. Anlar, anlar, zaman anlar. Vallahi şaşırıyorum Yürcan ya. <laughs> ya. Şuradan bir operasyon bahsettin ya. Bazen anlarsın. Operasyon iki tarafa da <laughs> Hakem yet yeterli değil. Varın operasyonları bunlar. Vermemişler hataları. Allah aşkına. Maçın hakeminin verdiği karar. Adam gelmişti ki, bak, böyle demiş. Burada bir hakem tespit abi, etmiş. Ben, Buradaki ben, var nerede baba? Ben, ben, var nerede? ben sana bak insan olarak gördüğün an vereceğin karardan bahsediyorum. İnsan olarak Getso'nun pozisyonunu gördüğün an zorba küçük kırmızı vermeliydi. Var çağırıp düzeltmeliydi. Ona ben, ben bir şey söylüyorum. Tamam Üç tamam. hakemden ikisi direkt kırmızıydı hakem, bir pozisyonu. Hakem göremez o. Bak evet. bak üç, üç hakem Diyorum beş, sana kırmızı vermeli. Maçtan sonraki Sivas'ın hocası kırmızı kart dedi. Tamam. Hayır, hakem hakem maç, maç, evet. maç, hakem maç, abi doğru Hakem maç anında Tekinde kırmızı vermeli. Peki şu olmuş olamaz mı? Ee, belki bağlantı gitmiştir VAR'la hakem arasında. Hayır po burada ne oluyor biliyor musun? Portekiz'deki <gülüyor> gibi. Sorumluluk almıyorlar, korkuyorlar. Aynen, Sorumluluk almıyor, VAR'a bırakıyor. Tabii, tabii, tabii ben işine birisi olarak söylüyorum. Allah Allah diyor. Biz mi yanlış gördük? Hakem mesela Beşiktaş o hani kornerden dışarı giden toptan dolayı hı hı. yani içeride dışarıda muhabbetinden dolayı çok büyük tepki gösterdi. Tamam mı? Dolayısıyla Zeki'nin dediği gibi o pozisyonda kırmızı da görse sarıyı veriyor. Varsa ben geleyim bakayım var beni uyarsın ben vereyim diyor. Var da bana ne diyor sarıysa sarı versin. Aynen. Bu evet. kadar basit ya. Ben bunu geçen sene yaşayabilirim? Evet. operasyon diyor. Ya vardaki hakem diyor ki gel pozisyona bak ne geleceğim diyor Yalip Adabı'yı. Ya canım bana ne sunacaksın ki ben sana geleyim diyor. Bak. Yine öyle kopukluklar var mıdır? Var, var tabii var. Var, Hakemleriyle var aynı var ya. Tabii. Var iki tane hakemi. Geçen sene Erman Hoca'nın. Defalarca eleştirdiği hakem evet. var'a atadılar ya Hüseyin Göçekleş'i. Bir hakem daha var. Var'a atadılar ya. Evet o zaman... Bu sorunlar Sa devam edecek. Neydi? Boğa mıydı? Aslan boğa. Soğuk, Aslan, Aslan boğa. boğa. Baba vara atadılar evet. ya. Bu neyin Peki, ödülü ya? Kimin ödülü bu ya? Şu görüntüyü bir gösterelim dedim yani az önce belki e